Ben o kadar yüksekten düştüm ama hiçbir şey olmadı. Şivangi, ailen mabedin en büyük adananlarındandı. Onlar kristalin koruyucularıydılar. Annen şekil değiştirebilen bir yılandı. Sen hem onun formuna hem de onun güçlerine sahip olacaksın. Yılan kristalinin koruyucusu olacaksın. Hem de şekil değiştiren bir yılan. Git, ailenin intikamını al. Yılan kristalini koru. Artık sana da bu görünüm ve güç verildi. Bu tür bir sadakati ilk defa görüyorum. Tam bir aptalmış. Fazlasıyla şaşırdım. Evet, haklısın anne. Ha? Ne, anne mi? Ruchika'nın kimsesi olmadığı için Vikram ve ben bu görevi üstlenmek istiyoruz. Harika. Aranın kızı bir yılan. Yılanın kocasıysa bir insan. Vay canına, harika bir uyum. Büyük anne. Büyük anne, umarım kına yakarken yorulmamışsınızdır. Neden biraz dinlenmiyorsunuz? Kınanın kalan kısmını ben yaparım. Tamam. Ne gün oluyor ama, değil mi? Bugün ilk kez bir yılanın eline kına yakılıyor. Şaşırdım. Ama harika görünmüyor mu benim yılan gelinim? Gelin, yılan mı dedin? Ah! Bizim Ruchika yılan mı? İşitme cihazı takmış. Ona yalan da söyleyemem. Bir şey yap. Orada kimse var mı? Burayı temizleyin. Temizleyin çabuk. Mansi, neden geline yılan diyorsun? Kısmeti hakkında konuşuyordum. Gelinim bize şans getirdi. Bazen alakasız konuşuyorsun. Sanırım sen yine işitme cihazını mı düşürdün acaba? Hayır büyük anne. Bak, kulağımda duruyor. Nerede? Yerde. Bekle beni. Beni dinle. Yılan mı gördün sen? Söyle bakalım. O yılana benziyor mu hiç? Hı? Neyse, unut şimdi. Bir yılanın dans ettiğini duymuş olmalısın. Şarkı çaldığında böyle böyle, değil mi? Tamam. İzle. Dinle.
Yılan var mı? Hayır. Gördün mü? Hiçbir şey olmadı. O hala aynı. Yılan olsaydı değişmiş olurdu. Ama hayır, o hala aynı. O zaman kimmiş? Gelinimiz Ruchika. Evet, sen ne düşünüyordun ki? Ruchika, özür dilerim, hata oldu. Ben yanlış duymuşum, üzgünüm. Çok üzgünüm. İkna oldun mu? Ruchika, benim güzel gelinim. İnandığına göre gidebilirsin. Tamam büyük anne. Müziği çalmayı bırakmazsa birazdan yakalanacağım. Kes artık şu müziği. Sanırım fırtına geliyor. Yağmur yağmak üzere. Ha, vay canına. Aşk mevsimi geldi. Ve aşkım da bana geldi. Bugün benim düğün gecem. Ve benim aptal kocam bu geceyi onunla geçirmeyeceğimi sanıyor. Onu eski hatıralarıyla baş başa bırakamam. Hayır, o benim kocam. Nasıl yalnız bırakırım? Bu gece onun başını döndüreceğim ve beni daima sevecek. O bir erkek. Güzel bir kadın ona yaklaştığında nereye kaçacak ki? Gece harika ve benim aşkım da öyle. Bu benim düğün gecem ve kocam benimle. Evet, buraya sizi hazırlamaya geldik. Dört kız beni giydirmeye gelmiş. Yılan olduğumu kim söyleyecek? Ben gelinim. Bugün benim düğünüm. Daha sonra düğün gecem olacak. Girin. Maşa yapalım mı? Ne? Bu ne işe yarıyor? Saçlarınızı kıvırcıklaştırıyor. Anladım. Ancak bunu kullanmadan da yapabilirim. İstersem saçımın her telini kıvırcıklaştırabilirim. Vay canına, nasıl? Yani bu nasıl mümkün olabilir? Parmağımla... Vay canına. Görmek ister misin? Hı-hı. Sana da yapalım mı? Aa, olur. Nereye? Bu sadece başlangıç. Bütün gece benim. Gece uzun olacak. Benim düğün gecem. Oh,
Loki, neden hazır değilsin? Hadi bugün senin gecen. Bu da ne böyle? Al bakalım şunu. Bu şaldan başlık yapmalısın. Alt katta herkes senin hazırlanmanı bekliyor. İyi akşamlar. Rocky Nikunç'un düğünü mü? Evet ama polisi davet ettiğimizi hatırlamıyorum. Hanımefendi, bir kız az önce ifade verdi ve ailesinin haydutlar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yalnızca birkaç kişiyi hatırlıyor. Sizleri. Şimdi kız yalnız ama sanırım onu buraya getirsek daha iyi olacak. Neden biz? Bakım evine mi benziyor burası? Bakın, sizden başka tanıdığı yok. Şimdi bu da kim? Şivanya'nın bütün ailesini öldürmüştük oysa. Hanımefendi? Evet. Aa, getirin onu. Tamam. Aman Tanrım. Ne olacak şimdi? Seşa onu uçurumdan aşağı atmıştı. Cesedini de getirmişti. Sonra o hayatta nasıl kaldı? Ya şimdi her şeyi polise anlatırsa? Büyük anne. Büyük anne, haydutların saldırısını öğrendim ben. Herkesi öldürdüler. Annemi de öldürdüler. Tanıdığım bir sizler vardınız. Ben de mübahiyet öldüm. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi asla bilemedim. Ne yapabilirdim? Annem beni odaya kilitlemişti. Dışarı çıkmayacağıma dair söz vermiştim. Gitmemesini söylediğimde eline bir şey aldı. Ve kafama vurdu. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bayılmıştım büyük anne. Bilincim yerine geldiğinde hastanedeydim. Sonra anladım ki annem hayatımı kurtarmak için beni içeri kilitlemiş. Sonrasında benim gelinliğimi giymiş. Böylece haydutlar, onu ben sandım ve annemi öldürdüler büyük anne. O haydutların kim olduğunu bilmiyorum. Neden bizi öldürmeye geldiler ki? Neden bize saldırdılar? Ama şimdi tamamen yalnızım. Rocky ve senden başka kimsem kalmadı artık. Demek Şivanya'yı iki kez öldürdük. Oysa kızını gelinliğini giyerek kurtardı. Ölümün eşiğinde bile bizi kandırdı. Ama o zaman bile bize yılan kristalinin anahtarını verdi. Şimdi ise kızı kendi isteğiyle kucağımıza düştü. Vay Yamine vay. Her şey senin planladığın doğrultuda devam ediyor. Sizden başka kimseyi tanımadığını söyledi. Bakın, haydutların kim olduğunu bulana kadar gerektiğinde sorgulanması için onu arayacağız. Size de uygun mu? Evet müfettiş. Artık burada kalacağım. Ne zaman araştırmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Büyük anne, burada kalabilirim değil mi? Tabii. Rahatına bak canım. Ne de olsa senin evin. Şimdi annen de büyük annen de hepsi artık benim. Endişelenmenize gerek yok. Bizlere güvenebilirsiniz. O burada bizimle kalacak. Tamam. Teşekkür ederiz. Ne gidelim. Demek? Gel canım.
Şimdilik ona iyi davranacağız. Polisler her an onunla konuşmak için gelebilirler. Peki şimdi ne yapmalı? Yılan kristalinin anahtarının böyle bırakılmasına izin veremem. Bunu yapamam. Kara yılan beni yılan kristaline götürür. Ama bu yılan onu alabilir. Şimdi damadı çağıralım. Ben çağrılabilirim. Evleniyorum yeminleri edip gelin olacağım. Ve sonra Bayan Rocky Nikunç olacağım. Tören başladı bile. Aa Seşa, sen gelin oluyorsun. Eğer böyle biraz daha oyalanırsan her şey mahvolacak. Anne, beni almaya mı geldin? Daha hazır bile değildim. Buna ama gerek yok. Yani daha erken hazır olmana gerek yok. Yılanlar elbise olmadan da dolaşabilir, öyle değil mi? Bu gelin kıyafetleri çok ağırlar. İçinde rahatsız hissedeceksin. Düğün için daha zaman var. Sadece bakmaya gelmiştim. Ne kadar iyi göründüğüne bakmaya geldim. Ama tören şarkıları çalmaya başladı. Ha evet, onlar sizin ölüm zillerinizin sesi. Bu büyük bir düğün. Büyük düğünlerde birçok şey oldukça erken gerçekleşir. Şarkılar erken başlar. Rocky için tören, yani damat için oluyor. Sonra seninkisi. Bu sefer oğlumun doğru anda doğru kızla dünya evine girmesini sağlıyorum. Hiçbir şey ters gitmemeli. Hı? Bu yüzden pedere tüm ritüelleri gerçekleştirmesini söyledim. Hı? İki kez evlenmiyorsun. Demek istediğim, ilk aşkına bile kavuşamadın. Birçok kez zorluklarla karşılaştın. Dediğimi yap. Şimdi dinlen. Birazcık uyu ve dinlen. Ve düğüne rahat gel. Bak, bunu sana getirdim. Müzik dinlersin, iyi hissedeceksin. Benim tatlı kraliçem. Evet. Bugün çok tatlı görünüyorsun. Ah, çünkü biz asla gelin kaynana olmayacağız. Hı? Yani normal olanlar gibi. Savaşacağız ve sonra barışacağız. Çok sıkı bir bağımız var, değil mi? Ha? Değil mi kara yılan? Onları ne yapacaksın? Birine vereceğim. Kime vereceksin? Ütülemeye. Ütüleme. Bırak ütülesinler. Bak, çok buruşmuşlar. Fotoğraflarda güzel çıkmalı, değil mi? Ben gideyim. Git. Ve o an geliyor. O gece geldi. Benim gecem. İlk gecem. Bugün benim düğünüm. Büyük anne, dışarıda ne oluyor? Tören mi var? Çok fazla süsleme var ve adamlar... Bugün Rocky'nin düğünü. Hayır tatlım. Yanlış anlama. O zavallı Rocky öldüğünü düşünmüştü. Böyle işte. Yani böylesi gerekti. Ben de çok kaygılanıyorum. İyi olamıyorum. Ben de öleceğim. Ondan son bir isteğim vardı. Rocky'nin düğününü görmek. Onu büyük zorluklarla Rucika'yla evlenmeye ikna ettim. Ama şimdi buradasın. Rucika kendini geri çeker. Rocky aşkını bulur. Ben de mutluluğumu. Benim tek mutluluğum Rocky'nin mutluluğu. Tam zamanında geldi. Doğru olan anda. Rocky'm için geldi.
Demek istediğim Rocky için geri geldin. Hadi şimdi git ve Rocky ile evlen. Büyük anne. Bir kez Rocky ile konuşmak Hayır, için... Hayır asla. Her şey kötüye gidebilir. Demek istediğim işleri benim düzeltmem gerek. Bu düğün için gelinlik. Rocky seni gelin kıyafetinde görse ve onun yüzünde oluşacak mutluluk hepimize iyi gelecektir kızım. Ona bir sürpriz yapacağım. Hadi gelin gibi giyin ve aşağı gel. Rocky'yi seviyorsun değil mi? Onun mutluluğu için yap. Gelinim olarak evimde dolaş. Tamam büyük anne, dediğini yapacağım. Benim müstakbel gelinim. Çabuk bunları giy ve aşağı gel. Ve evet, yüzünü de kapat. Sana bunun için sürpriz dedim. Asıl sürprizi sana ben yapacağım Yamini. Bu eve geldim. Çünkü annemle babamın intikamını sizden alacağım. Lütfen şimdi de gelini çağır. İşte gelin geliyor. Gelini büyük anne getiriyor. Ay, gerçekten çok duygusal bir an. Otur. İkiniz de çelenk töreni için ayağa kalkın. Damat bey, tören için sol elinizi uzatır mısınız? Gelin hanım da sizin elinizi tutacak. Törenin son bulması için aileden biri gelsin. İkiniz de yeminler için ayağa kalk. Yemin için damat önden gidecek. İlk dönüş, ilk yemin. Kocam bir katil. Şimdi aşk nefret hikayesi yazılacak. Alnıma sindur değil kan süreceğim. İlk intikamımı da böyle alacağım. İkinci dönüş, ikinci yemin. Bu eve gelin olarak değil ölüm olarak gireceğim. Yeni bir gelin kaynana hikayesi yazacağım.
Üçüncü dönüş, üçüncü yemin. Annemin gözünde gördüğüm ölüm şimdi bu evde yeniden yaşatılacak. Annemin katillerini yok edeceğim. Dördüncü dönüş, dördüncü yemin. Bu ailede yaşayan herkesi yok edeceğim. Bu evde artık mutluluk olmayacak. Sadece ölüm olacak. Beşinci dönüş, beşinci yemin. Bu evi mezarlığa çevireceğim ve her odasında ölüm şarkıları söylenecek. Bu ateşi cenaze ateşi yapacağım. Her şey bu evde başladı ve bu evde bitecek. Altıncı dönüş, altıncı yemin. Ben şekil değiştirebilen bir yılanın kızıyım. Farklı görünüşlere girip hepsini ısıracağım. Güce güç, hileye hileyle karşılık vereceğim. Yedinci dönüş, yedinci yemin. Tüm yeminlerini yerine getireceğim. İntikam alacağım. Hepsinden intikamımı alacağım. Ve artık her şey başlasın. Tören sesleri yükselmeye başladı. Bence pedere bir yılanın evlenmekte olduğunu düşündüren bazı şeyler var. Müzik dinlemekten sıkıldım. Peder beni ne zaman çağıracak? Ne yapsam acaba? Dönüşler şimdi tamamlandı. Şimdi ikiniz de oturun. Otur kızım. Bir gariplik var. Ters giden bir şeyler var. Kontrol etmem gerek. Damat evlilik kolyesini geline takacak. Damat gelinin alnına sindir sürecek. Rocky hadi. Rocky, alnına sür. Tamam büyük anne. Bu Şivangi mi yoksa yanlış mı görüyorum? Neler oluyor? Eğer bu kız gelinse o Ruchika. Ruchika nerede? Ne oluyor burada? Rocky'nin düğünü. Şivangi. Rocky, aşkın kazandı. O geri döndü. Alnına sür oğlum.
Beklediğin an geldi, acele et hadi. Hayır! Dur! Düğün töreni tamamlandı. Bugünden itibaren karı kocasınız. Gidin ve hayır dualarınızı alın. Ayağa kalkın. Ölmüştü hani? Bu nasıl hayatta? Bu inanılmaz. Ama bir şeyi anlamadım. Şeşe onu uçurumdan atmıştı. Peki nasıl kurtuldu oradan? Gerçeği söylerse hepimizin başı belaya girer. Yamini'nin neden orada durduğunu aklım almıyor. Orada ne yapıyor? Hepsinin aklında soru işaretleri bırakılması gerekiyor. Onları susturmak için açıklama yapmam gerek. Neredeyse ölmek üzereydi. Yani hepimiz onun bir şekilde öldüğünü düşünmüştük ama hayır, oradaydı. Fakat şu anda bu dünyada bizden başka kimsesi yok. Zavallı Bayan Şivanya. Oradaki haydutlar Bayan Şivanya'yı öldürmüş. Ve Şivanya'yı kurtarmak için Şivanya onun gelinliğini giymiş ve haydutları bu şekilde atlatmış. Onlarla birlikte hepimizi aldatmış. Yani haydutları demek istiyorum. Onun Şivanya olduğunu düşündüler ve zavallı Şivanya'yı öldürdüler. Bizler de öyle düşünmüştük. Ne kadar öldüğünü sansak da aşklar ölümsüzdür. Gerçek aşk asla unutulmaz. Ölümden kurtuldu ve buraya geldi. Kaybettik. Yani kaybettikten sonra bile kazandık. Olamaz. Bu harika bir haber. Şivangi yaşıyor. Bizim için bundan daha iyi ne olabilir? Şükürler olsun. Ölümden kurtuldun Şivangi. Tanrı'ya şükür. Hayattasın. Şivangi'yi öldürmüştün. Ama o bizi Kristal'e götürebilir. Evet, onu öldürmüştüm. Çünkü Rocky ile evlenmek istiyordum. Ben yıllardır bu anı bekliyorum, yıllardır. Öfkene hakim olmalısın. Eğer bunu başaramazsan şimdi herkes senin yılan olduğunu öğrenecek. Ben söylerim. Herkese yılan olduğumu göstereceğim. Rocky'yi seviyorum. Bu sefer sevdiğim adamı kaybetmeyeceğim. Ve onu asla Shivangi'ye bırakmayacağım. Seşa. Kim olduğumu biliyor musun? Ben bir yılanım. Ve bir yılan istemedikçe kimse onun sevgilisini alamaz. Hiç kimse. Sana ne yapacağımı biliyor musun? Biliyor musun? Sana hayatında unutamayacağın bir ders vereceğim. Seni öldüreceğim. Rusika! Öldüreceğim seni. Kes şunu. Sen ne yapıyorsun böyle? Benimle gel. Onu öldüreceğim. Bırak beni, öldüreceğim onu. Büyük anne, neler dedi o öyle? Ne dedi, yılan mı dedi? Ne demek bu? Onu buraya sen getirdin. Biliyor olmalısın, söyle. Evet. O bir yılan. Kadınlar aşk konusunda tıpkı bir yılan gibidir. Yapmak istediği tek şey sevgilisinin hayatındaki diğer kadına son vermekti. Hepsi buydu. Ne diyebilirdi ki? Mutlu mu olsaydı? Her şeyden çok sevdiği adam başka bir kadınla evleniyor. Mutlu olmasını mı bekliyordun? Hayır, mutlu değil. Aklını kaybetti. Bir kere Rocky, sadece bir kere.
Onu da düşün. Kalbi kırıldı. Paramparça oldu. Ve o seni bütün hayatı boyunca sevdi. Ve bugün karşılığını alıyordu. Sonunda evleniyordu. Ama bugün aslında seni kaybetti. Büyük anne, niye bu konuda bana bir şey söylemedin? Keşke bütün bunları önceden söyleseydin. Bilseydim her şeyi Ruchika'ya anlatırdım ben de. Büyük anne, haklısın. Evet, beni biriyle görünce şok olmuş olabilir. Oğlum, ben sana açıklayayım. Ruchika benim yüzümden üzüldü. Ne yapacağımı bilemiyorum. Shivangi tekrar girdi hayatımıza. Peki ben mutlu muyum yoksa mutsuz muyum? Eğer bu evden gitmemi isterseniz hemen giderim. Ne düşünüyorsun? Sence bunu istiyor olabilir miyim? Fakat büyük anne, canımı yakan bir şey var. Gel hadi. Sana açıklayacağım. Yürü. Git tabii Yamini, git. İntikamım için yardım edeceksin. Bana yardım etmelisin. Çünkü yılan kristalini istiyorsun. Ben de burada kendim için bir yer istiyorum. Bu arada seni öldüreceğimi de söylemeliyim. İlk olarak sana saldıracağım. Ve asla pes etmeyeceğim. Büyük anne, bunları yapmaktaki amacın neydi? Ruchika öfkesinde çok haklı. Olayın nasıl ve ne zaman olduğunu anlama şansı bile olmadı. Bunu ona açıklayabilirdim. Birdenbire evlenmemi istedim. Büyük anne, neden? Biliyor musun büyük anne? Bunu benden bir sır gibi sakladığın için çok ama çok kırdın beni. Lütfen anla. Sanırım Ruchika buna üzüldü. Sana açıklayayım oğlum. Durumu inan ben de asla anlayamadım. Shivangi'yi görür görmez şaşırdım, mutlu oldum. Aynı zamanda şok oldum. O geri döndü ve bu geri dönüş düğününüze denk geldi. Sonra farkına vardım. Eğer yaşıyorsa sadece senin sayende. Ona olan sevgin gerçek, dinle. Aşkının gücüne inan oğlum. O hep yanında, o yaşıyor. Tanrı'nın bu hayırlı işi yapmamı istediğini sanıyordum. Ancak öyle olmadı. Kendi ellerimle evlendirecektim seni. Bu ellerimle. O anda her şeyi doğru yaptım. Rocky, kabul et, onu seviyorsun. Onunla evlenmek istiyordun. Düğüne müdahale etmesem ve Ruchika'yı ikna etsem hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Geçen 6 ay boyunca hiç güzel bir anımız yok. Onu ikna etmek için zamanım yoktu. Hele düğün tamamlansın, sonrasında Ruchika'yı ikna ederim diye düşündüm. İyi düşünmüşsün de büyük anne. 6 ay daha bekleyebilirdik. Bu kadar aceleye ne gerek vardı ki? Sadece bir kez Shivangi'ye bak. Sana kavuşmak için ölümden döndüm. Onun kimsesi yok. Kimse yanında değil. Ailesi öylece bir anda yok oluverdi. Sen ona aitsin. Beni dinle. Buraya gelip eğer seni Ruchika'yla evlenirken görseydi o ne hissederdi? Çok üzülmez miydi? Söylesene, aylar önce seninle evlenmek için burada kalmamış mıydı? Hayır Rocky, hayır. Bir 6 ay daha kalmazdı. Belki seni evlenirken görse şok olurdu. Belki canına kıyardı. Değil mi Rocky? Onu sonsuza kadar sen kaybedecektin. Dinle. Ona bakmak senin sorumluluğunda. Ona iyi bak. Sizi hep beraber görmek istiyorum oğlum. Bu nedenle düğünü engellemedim. Anlasana. Doğru zamanda senin için geri geldin. Belki Tanrı'nın da isteği budur. Kim bilir? Ya o haydutlar ona bir zarar verseydi? O zaman ne yapacaktın oğlum? Onun senden başka kimsesi yok. Vuruldu, öldürüldü. Neler yaşadı oğlum, düşünsene lütfen. Bu haydutların ona saldıracağından nasıl bu kadar emin olabilirsin?
Ya olsaydı, artık saldırsalar dahi biz buradayız. Onu koruyacağız. Rocky. Tek yol buydu. Böyle bir şey tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapardım. Lütfen onu mutlu et. Ruchika'ya da gelince onunla konuşacağım ve ona anlatacağım. Oğlum, Shivangi'ye iyi davran. Söylediklerime bakma sen. Umursama bile lütfen. Çünkü ben ne dediğimin farkında bile değilim. Büyük anne. Ama ben çok mutluyum artık. İyi oldu. Kayıp aşkını sana geri verebildim. İki sevgilinin birleşmesine yardım ettim. İki aşığın birleşmesine. Yapma büyük anne, ağlama artık böyle lütfen. Ağlama artık. Umarım yanlış bir şey yapmadım. Hayır büyük anne, hayır, sen yanlış bir şey yapmadın. Bir insan nasıl birini bu kadar çok sevebilir? Kalbi kırılınca aşkıyla birlikte nasıl daha çok nefret duyar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.